Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te bordo berelilerle sınır devreye satacağız. Karşınızda gördüğünüz gibi 7 tane yiğit, beni de sayarsanız 8 tane yiğit. Bugün sınır devriyesi yapacağız arkadaşlar. 2 tane helikopterimiz ayarlı. Gördüğünüz gibi askerlerimiz burada. Aslan bordo berelliler burada. Hepsi profesyonel derecede eğitilmiş. Daha ilk görevlerine çıkacaklar. Daha önceden hiç operasyon yapmadılar. Ben tecrübeliyim. Ben 11 yıldır bu görevi yapıyorum. Bunlara komutanlık edeceğim bugün gördüğünüz gibi. Evet gençler, şimdi size kısaca bir briefing geçeyim. Bakın, sınır görevi zordur. Sınır görevinde çok yorulursunuz. Aç kalırsınız, susuz kalırsınız. Sınır görevinde amaç sınırınızı korumaktır. Her daim ne olursa olsun gelen tehditleri bertaraf etmeniz gerekiyor. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir husus var. Sınır çizgisini geçmemeniz gerekiyor. Çünkü oradan sonrası bizim topraklarımız olmuyor. Herkes helikopterlerine binsin. Sınır görevine gidiyoruz. Hadi atlayın bakalım. Bugün gördüğünüz gibi benim de elimde süslü bir silah var. Böyle saçma sapan cins bir silah. İnşallah ölmeyiz lan, plastik gibi duruyor. Atlayın gençler, gidiyoruz hadi. Hadi beyler. Takip edin bakalım. Gidiyoruz, yürüyün. Hay maşallah. Beyler takip edin, aman diyeyim. Vallahi bak, helikoptere çok para verdik, dikkat edin. Sınırda falan düşsün istemiyorum. Bugün gayet güzel bir gün. Askerlerimiz bugün fazla yorulmayacaktır. Ufak bir sınır devriye satacağız. Sınırımızı koruyacağız. İnşallah bir sıkıntıya karşılaşmayız. Çünkü hiç istemiyorum. Askerler dediğim gibi tecrübesiz. Daha yeni bordo vereli oldular. Doğru düzgün operasyona çıkmamışlar daha önceden. Şimdi ben bunlarla ufak bir gezi yapacağım. Öyle değil mi gençler? Oğlum aşağı düşmeyin lan. Böyle delikanlı gibi duruyorsunuz da, bir dakika abi. Size diyorum oğlum, arkaya geçinsene lan. Ya işte kanları kaynıyor abi, yapacak bir şey yok yani. Yeni askerler ya. Neyse gençler, aman diyeyim düşmeyin oğlum, vallahi bak. Benim başıma kalır sonra. Öyle ki şabiyonuz da şekil şekil duruyorsunuz da yani. Sıkıntıya gireriz. O nasıl bir evmiş abi lan, etrafı yeşil. Allah Allah, ilginç. Adam bölgesini işaretlemiş. Yakında bağımsızlık ister, pezevenge bak. Değişik renge boyamış abi. Evet, sınıra geldik. Gelin beyler, şimdi takip edin. Dikkat edin. Bazen mayın falan olabiliyor. Yani bastığınız yere dikkat etmeniz gerekiyor beyler. Ne olur ne olmaz, siz tedbiri elden bırakmayın. Yani basit bir görev olacağını düşünüyorum. Zira sınırda genelde pek bir aktivite olmuyor. Yani sınır komşumuzda da öyle pek bir sıkıntımız yok. Ya öyle sakin geçeceğini düşünüyorum. Umarım bir şey olmaz. Böyle sakin sakin devriyemizi atalım. Hem manzaranın tadını çıkartırsınız. Bayağı gördüğünüz gibi aramızda bir deniz var yani artık. Rahatız böyle. O yüzden fazla sıkılmazsınız. Deniz havası iyi gelir, hem açılırsınız. Biliyorsunuz arkadaşlar, bordo berililer gerçekten zor şartlarda operasyon yapan askerler. Bu koşullara dayanıklılar. Lakin malum biz evdeyiz abi. Biz alışmışız, hani ayağımıza bir şey batsa direkt ağlarız. Adamlar öyle geziyor baba bir botun içinde yani. 8-9 saat yürüyorlar. Yani kolay iş değil, Allah sabır versin. Zor iş. Güç kuvvet versin. Gelin beyler takip edin. Bunlar da daha körpe. Yeni adamlar bunlar da. Bunlar yeni terfi ettiler. O yüzden fazla yormamaya çalışacağım. Fazla yürütmeyeceğim. Alışsınlar. Nedir? Askeri askerden soğutmamak lazım. O yüzden dikkat edeceğiz. Yavaş yavaş sakin sakin gezeceğiz. Mola vereceğiz. Yemek yiyeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Piknik yapacağız. Yani bu tarz şeyler. Ki adamlar sevsin yani. Sevdirmek önemli. Bir işi severek yapmak gerçekten önemli. Öyle değil mi gençler? Bakın şimdiden yorulmuş gibi yavaş yavaş yürüyorsunuz. Oğlum daha gençsiniz lan. Yorulmazsınız. Biraz hızlı yürüyün. Yani buralar hep börtü böcek. Ara sıra tarantula falan çıkıyor diyorlar beyler. Dikkat edin vallahi bak, ısırırsa sıçarsınız. Ha söylemedi demeyin. Bayağı tehlikeli hayvanlar bunlar. Dağda, bayırda, çayırda yürüyoruz abi. Ben alışkınım. Dediğim gibi tecrübeli askerim. Bu dağları çok aşındırdık abi. Gel git, gel git. Yalnız uzun zamandır hiç operasyonda, şöyle çatışmalı bir operasyonda bulunmadım. Yani hep böyle sakin görevlerde bulundum. Ya çok şükür sakin görevlerdi. Yalnız insan yine de çatışmayı özlüyor abi. Tabi alışmışsınız. Silahla böyle vurmak kırmak eğlenceli geliyor. Öyle değil mi gençler? Etrafınıza da bakarak olun da. Sonuçta sınır dedik ama. Gerçi denizden bir şey gelmez. O konuda rahatız da. Biz yine de güvenlik önlemimizi alalım. Bu arada arkadaşlar, yapmamı istediğiniz değişik mod fikirleriniz varsa söyleyebilirsiniz. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Öyle değil mi gençler? Aman vallahi yoruldular abi şimdiden. Yorumlarınızı dediğim gibi tek tek okuyorum. Normalde benim böyle video içinde like istemek falan adetimden değildir ama videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu bizi motive ediyor. Gerçi bizi niye diyorum? Ben tekil kişiyim. Ben kendi adıma konuşayım. Yani bu beni mutlu ediyor. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Ha hoşunuza gitmediyse de beğenmeyin. Tabii o sizin seçeneğiniz. Öyle değil mi gençler? Yorulmadınız değil mi inşallah? Vallahi hemen mola isteyecekmişsiniz gibi duruyor ama. Ben yüzüme kamuflaj sürmedim abi.
Çünkü rahatsız oluyorum artık, biliyor musunuz? Boya yüzümü kurutuyor böyle. Yapışıyor o boya yüzünüze. Sıkıntı. Yani ben 11 yıldır sürüyorum. Görüyorsunuz yüzümün halini. Yüzüm böyle bir şişti bir şey oldu. Biliyorsunuz artık su toplamaya başladı. Gerçi makyaj yapan kızlar nasıl yapıyor lan abi? Zor değil mi oğlum? Yüzünüze zararı yok mu onun? Yapanlarınız vardır aranızdan. Hadi hadi. Kandırmayın bizi. Bugün hava cidden güzel. Baksanıza abi. Tertemiz. Ağaçlar maaşlar. Yani sınır dediysem öyle tabii böyle tam sınır değil yani abi. Hemen karşımızda bir ülke yok. Bir deniz var aramızda. Ondan sonra bir sınır. O yüzden pek bir şey olacağını sanmıyorum. Denizden saldıracak halleri yok. Ama yine de nedir? Sınır sınırdır baba. Korumak lazım. Ulan bu adamlar yoruldu gibi. Acaba mola mı versek? Beyler mola ister misiniz? Gerçi daha çok bir yürümedik ama. Siz hemen bittiğiniz gibi duruyor yani. Böyle bir isteksiz yürüyorsunuz sanki. Böyle bir bıkmışsınız gibi yani. Daha ilk günden ne oldu? Biraz enerjik olun. Bakayım koşayım. Koşacaklar mı abi? Aa koşmuyorlar. Komutanlarını yalnız bırakıyorlar. Ve sonunda koşmaya başladılar gördüğünüz gibi. Aslanlarım benim. Tabi bayır aşağı gördünüz koşarsınız. Gelin bakalım. Şöyle size ormanları gezdireyim. Hem temiz hava alırsınız. Aman diyeyim dikkat edin düşmeyin. Yerler biraz kaygan. Bir de bayır aşağı olduğu için yuvarlanır gidersiniz vallahi. Sonra üstünüz çizilir. Cidden can sıkıcı bir durum abi. O çizikler de kolay kolay geçmiyor. Böyle dizinize bile alsanız hani duruyor. Yüzünüze hele hiç demiyorum. Yüzdeki çizik hayatta geçmez. Göreviniz bu genel olarak. Fazla sıkılmazsınız inşallah. Yani telefonunuzu falan getirmenizi isterdim de şimdi operasyon sırasında çalar malar biliyor musunuz? Kurtlar Vadisi falan koyan var müziklerini. Öyle psikopat herifleri var. Şimdi cendere falan çalar gaza gelir millete sıkarsınız. Olmaz. Sıkıntıya sokmayın bizi. Saat de hafiften ilerliyor. Oo. Ay hala gitmemiş lan abi. Allah Allah. Ne kadar ilginç. Aa ne güzel bakın tavşanlar mavşanlar gidiyor abi. Çok güzel lan. Şöyle bir yere gelip yürümek var valla. İnsan rahatlar anasını satayım. Şunlar bize ait değil. O yüzden sıkıntıya girebiliriz. Fazla da sınırı zorlamak istemiyorum. Oralar dediğim gibi diğer ülkenin. Aman aman beyler dikkat edin valla bak burada düşebilirsiniz. Aa çok ilginç. Bu aşağıda böyle bir mağara yoktu ya. Allah Allah. Bir dakika ben bir dürbünün silahıma bir bakayım. Aa silahlı adamlar var lan. Oğlum silahlı adamlar var harbiden. Ne yapıyor lan bunlar burada? Ulan tam da sınırda abi şimdi çatışma çıkartmak istemiyorum. Ulan karşı tarafın askeri falan olur sıkıntıya gireriz. Çatışma da çıkartmak istemiyorum ama. Beyler çökün. Çökün çökün çökün. Orada bir şeyler oluyor bakın. Burada bir cinslik var. Şöyle etrafa bakıyorum burada bir tane eleman var gördüğünüz gibi. Silahlı bir eleman. Burası niye böyle kapalıymış gibi abi? Aa orada da mı adam var? Orada da adam var. Silahlı adamlar hem de. Kayaların ucunda bir hareketlilik var. O ne? 3 tane kadın, 3 tane de adam var. Ne yapıyorlar orada? Bunlar ne yapıyor orada? Oha! Kadınları infaz ediyorlar. Kadınları infaz müdahale etmem lazım mı? Müdahale ediyoruz. Beyler sizden bir şey isteyeceğim. Biliyorum bu sizin ilk görev gününüz. Lakin telsizleri kapatıyoruz beyler. Burası sınır dışı bir operasyon. Buraya girersek sıkıntılar çıkabilir. Lakin ben inisiyatif almak istiyorum. Telsizleri kapatıyoruz beyler. Hadi aslanlarım. Giriyoruz. Yapacak bir şey yok. Risk alıyoruz. Bu şerefsizlerin burada barınmasına izin veremeyiz. Hazır gece de oldu. Karanlık çöktü. Şerefsizlere adlerini bildirmenin vakti geldi. Cesetleri bile tarıyorlar. Aşağılık herifler. Şerefsizler. Gelin beyler gelin. Atlayın aslanlarım benim. Giriyoruz. Demek buraya yuvalanmışsınız ha. Alçak herifler. Bitireceğim ulan hepinizi. Hepinizi bitireceğim. Ne kadar ilginç. Sınıra gördüğünüz gibi mekan kurmuşlar. Ulan. Bir de mağara yapmışlar anlamadım. Cins cins mağaranın ağzını da böyle kapatmışlar taşlarla falan. Normalde burası yoktu. Bir ayda ne ara diktiniz? Gece kondumu yaptınız pezevenkler. Hadi bakalım. Gir 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 gir. Acımayın. Nereden ateş geliyor ya? Bir yerden ateş geliyor. Yukarıdakileri indirin beyler yukarıdakileri. Çatıda bir tane şerefsiz vardı. O da gitti. Burası ne lan böyle? Aa. Kurşun yiyoruz bir yerden. Oğlum nereden kurşun geliyor? Burada gizli bir yer mi var? Oo bayağı bildiğiniz gizli gizli mekan yapmışlar. Aman Allah. Beyler gelin. Gizli mekan yapmışlar.
Gizli gizli mekanlar. Oh oh oh. Ulan aslında tek başıma gelsem de temizlermiştim abi. Çok da zor bir yanı yok. Oh. Patladınız şerefsizler sizi. Ulan aşağılık herifler. O da gitti. Beyler gelin beyler. Neredesiniz oğlum? Bu askerler kaçtı mı lan, ne oldu? İlk günden uzadılar abi. Tek başıma kaldım. Ya ben niye operasyonlarda hep tek başıma kalıyorum? Böyle bir sıkıntıları var bu askerliğin. Ne kadar ilginç. Sürekli bir tek başıma kalıyorum, anlamadım abi. Ben tek girerim o zaman. Ha. Dayı bırak silahını. Bırakır mı? Hayvan herif. Mekandayız. Ulan adamlar gizli yeri yapmış abi, görüyor musunuz? Vay anasını satayım. Allah Allah. Öldüler. Bizim bordolar nerede kaldı, ben onu anlamadım. Askerlerin bir kısmı geldi, yalnız silahlarını falan da bırakmışlar abi, anlamadım. Neyse beyler gelin bakalım. Sizin silahsız haliniz bile halleder bunları. Oo. Oo abi. Ulan burası neymiş böyle? Yatın yere. Kadınlara bak abi. Yatın diyorum size. Yatın oğlum, yatın. Tövbe estağfurullah. Yatın lan. Aferin, kalın böyle. Kımıldamayın. Bakalım bunların başını bulabilecek miyiz abi? Şuradan girelim. Kal. Şerefsiz vay. Ulan hala içeride silahlılar var abi. Yuvarlana yuvarlana girelim. Bırakın. Aa. Aa. Teyzem, teyzem, teyzemi baymışlar abi. Ne verdilerse, bakın sana, kadının nevri dönmüş anasını satayım. Şaşırmış, ne yapacağını bilmiyor teyzem. Teyzem iyi misin? Kız senin başının altından çıktı değil mi bu orospu? Geç bakayım şöyle. Geç, bu şerefsizlerle yatıp kalkıyorsunuz değil mi? Geç bakayım şöyle. Vah zavallı teyzem. Çekil çekil bacım, çekil. Ayak altında eziliyorsun valla. Zaten kaçacak yeriniz de yok. Vermişler uyuşturucuyu bunlara abi. Ulan adamların kurduğu mekana bak lan. Gizli gizli mağaraya yerleşmişler, ciddi ciddi. Allah Allah. Bunların başı şerefsiz nerede acaba? Öldürdük mü lan? Hiç sanmıyorum ama o ne? Bırak silahını. Kaldır ellerini. Aa, köleş var lan. Oha. Hem de altın kaplama abi. Kaldır ellerini. Server mervur var. Ne yapıyor oğlum bunlar? Bir şey ekliyor lan bunlar. Kaldır ellerini. Ne yapıyorsanız durdurun şu işlemleri. Tarayalım şu makineleri abi. Yakırlık yapıyor şerefsizlere bak. Tutuklusun, kaldır elini. Güzel. Teröristlerin başını yakaladık. Artık telsizleri açıp haber verme vakti geldi. Yuva konuşan kartal 1. Oo, yüzüm kararmış lan. Allah Allah. Güneş yanığı galiba. Yuva konuşan kartal 1. Buradaki şerefsizleri yakaladık. Kusura bakmayın, ufak bir telsiz kapatma operasyonu oldu. Malum sınır dışı operasyon olunca gerisini biliyorsunuz zaten. Neyse, bu şerefsizi alıp çıkıyoruz biz. Yürü lan yürü, düş önüme. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi almamız gereken elemanı aldık. Onu da arka helikopterde getiriyorlar bizimle beraber. Gördüğünüz gibi arkamızda. Operasyon başarılı. Operasyonu hallettik. Şimdi merkeze doğru gidiyoruz. Adamı artık teslim edeceğiz. Orada ne yaparlarsa yaparlar. Yargılarlar mı, ne yaparlar bilmiyorum artık. Karşı ülkeye mi gönderirler? Biz operasyonumuzu tamamladık. Gördüğünüz gibi helikopterdeyiz artık. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben burada iniyorum gençler, sağ olun. Ne oluyor lan? Destek çağırıyorum, destek çağırıyorum. Destek çağırıyorum. Svet çağırdım. Panik butonuna bas, panik butonuna bas. Panik butonu. Panik butonu, panik butonu, panik butonu. Acil destek istiyorum. Acil destek istiyorum. Saldırıya geçtiler. Acil destek istiyorum. Saldırıya geçtiler. Öldüler mi lan? Öldürmüşler abi. Bizim acil destek olayı yalan oldu.